Evet değerli arkadaşlar, en son sizinle bilinçli tüketiciye bakmıştık. İnsan ve çevre konusunda değerli arkadaşlar. Hadi gelin orada birazcık daha devam edelim. Şöyle birkaç sorumuz kalmıştı, onlara bakalım. Sonra elektrik devresine geçelim. Arkadaşlar, 9. soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi su israfına neden olur? İsraf etmek neydi? İsraf etmek. Bir Öğretmen yani ya, öğretmenim bir enerjiye kalan yemekleri çöpe atmak. yani bir şeyi gereksiz kullanmak. Suyu evet. İsraf etmek diyoruz. Arkadaşlar bakın Açtı. burada A şıkkındaki muslukları sürekli açıp kapatarak oyun oynamak. Evet. Var mı evinizde böyle oyun oynayan? Yok. Hayır. Yok, değil mi? Evet. Peki Bizim aman evde çocuk olmadığı için yok. aman olmasın da çünkü böyle bir oyun olmaz. Devam edelim. Zümra bağlanmaya çalışıyor. Bağlansın bakalım. Aşağıdaki hangisi besin israfını örnektir? Zümra sizinle dersimiz 17.40'ta. Tamam mı Evet, Zümra? tamam hocam. Evet. Arkadaşlar hangisi besin israfı oluyor? Evet. Aa. Evet. Arkadaşlar bayatlayan ekmekleri çöpe atmaktansa başka bir sürü şey yapabiliriz. Mesela bayat ekmekleri ne yapıyorlar arkadaşlar? En Tatlı. ihtimal hayvanlara verebiliriz. Doğru mu? Evde Evet, tost değerlendirebiliriz. yapabiliriz. Yani hayvanlara verebiliriz. Tost yapılabilir. Çorbaya kullanılabilir. Geçen derste bunları konuşmuştuk. Çorbaya Evet. Hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerinden değildir? Evet efendim. chatten mi açıyoruz? Evet, söyleyebiliriz. De. Değil mi? Beş Değişiklik. de. Evet, önemli olan istekler değil ihtiyaçlar. Yoksa arkadaşlar isteğimiz biter mi? Hayır. Bitmez. En iyisini de alsak hep bir üstü istenebilir. Evet, bilinçli bir tüketici olarak Şubat ayında hangilerini alırsınız? Ya Şubat'ta incir de olsa fena olmaz. Şeftali de olsa fena olmaz. Alırız. Evet. Tamam Güneş, chat'i kapatmadım. Evet. Arkadaşlar tabii ki de burada biz yalnız 5'i alabiliriz. Portakal. Evet. Portakal diyemeyen var mı? Portakal diyemeyen. Öğretmenim, ben bir şey söyleyebilir miyim? Öğretmenim, portakalı kim sevmez? Portakal diyenler var mı? Portakal. Öğretmenim, ben bir şey Söyle Güneş. Ben portakalı normal şekliyle pek yemiyorum. Çünkü dilimi yakıyor ama suyunu gayet güzel içiyor. Sen de ağzının tadını biliyorsun. Suyunu tabii ki. Oo. Evet, efendim Ece. Öğretmenim ben portakalı seviyorum ama böyle elimde karpuz gibi tutunca daha çok seviyorum. Öyle parçalayınca daha mı güzel oluyor? Böyle Evet. Evet, öyle daha güzel. Her Evet. şeyini seviyorum. Ben de öyle seviyorum. Ben de Öğretmenim arkadaşlar bizim kızlara portakal suyu. ağzım sulandı ya. Evet gerçekten oruç tutanlar varsa da bu kadar meyve muhabbeti iftar Davetli. olsunlar. Evet. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Ben bunu işte. Su kaynaklarının doğru kullanılmaması zamanla hangilerine neden olabilir? Evet, chatten atalım bunu. Kolay bir soru zaten. Sayılabilir. Evet, Emir, De. Ezgi, Cemile bağır, ekranlarımız açık olsun. Ben açıyorum bir dakika. Güzel. Arkadaşlar içme suyu tükenir mi?
Evet. Ha, evet. Canlı yaşamı zarar görür mü? Evet. Evet, doğru mu? Olur mu? Evet. Evet. Hepsi suyla alakalıdır değerli arkadaşlar. Evet. Tabloda verilenlerden ekmek israfını önleyebileceklere tik koyuyoruz. Nasıl olur? Evet. Kolay bir soru. D şıkkı. D. Evet. Arkadaşlar burada C şıkkı olacak. Neden? Artan ekmekleri buzdolabına da koyarsak. Evet. Doğru. Ben doğru yapmışım. Evet. Evet. Doğru değil mi? Değil mi? Arkadaşlar yapıyor. Buzdolabına koyuyor ekmekleri. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Niye? Evet. Daha sonra çıkarıp daha kullanabilmek için. Evet. Evlerimizde enerji tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz? Ekmeğin. Kolay değil mi? Evet. Sık sık kolay sifonunu çeker miyiz? Hayır. Canım sıkıldı. Hayır. Gideyim bir basayım. Ya canım sıkıldı ya. Tuvalet yapmak istemiyorum. Bas bas bas. Bas bas bas. Önüm bir şey söyleyebilir miyim? Yapmışım gibi. Önüm bir tane sifona basınca 9 litre su gidiyor. Aynen öyle. Hadi bakalım yeni nesil bir soru. Barış ailesinin kullandığı su kaynakları bunlarmış. Yani sarı olan yemek için, mavi banyo için, mor temizlik için, yeşil içme için. Bu grafikte verilenlere göre Barış ailesi hakkında hangisi söylenemez? Herkes çete atıyor. Enter'ım düşmüyor. Enter'ım gitti öyle. Evet, dikkat. Enter'ı tutuyoruz. Şey, öğretmenim, benim internetimde sıkıntı var da. Tamam. Peki. Evet, ne diyeceğiz? C. A. Arkadaşlar, burada bakın, ülke ve aile ekonomisine faydalı davranışları var mıdır? Arkadaşlar, yok. Maalesef bayağı bir su kullanıyorlar. Ekonomiyi çok da düşündükleri yok. Evet. Geldik basit elektrik devresine. Okulda gördük mü basit elektrik devresini? Hayır. En sevdiğim konu. En sevdiğim konu. Arkadaşlar basit elektrik devresinden bahsedeceğiz. Evlerimizde ampullerin aydınlatılmasından tutun, televizyonumuzun çalışmasına kadar birçok şeyde ne gerekli arkadaşlar? Basit elektrik devreleri kullanılıyor ve aydınlatma amaçlı bir basit elektrik devresinde neler bulunmalıdır ona bakacağız. Bakın arkadaşlar öncelikle devrede bir ne olmalı? Bir ampul olmalı. Arkadaşlar yine devremize enerji verecek olan ne ihtiyacımız var? Bir pil ihtiyacımız var. Bir de devre istediğimiz zaman açıp kapatabilmek için anahtar. Bunların elektrik akımını taşımamız. Benim ben elektrik devrenin nasıl yapıldığını biliyorum. Güzel. Arkadaşlar şimdi pil ne yapıyormuş? Devreye elektrik enerjisi sağlıyor. Yani devrenin içinde bir pil yoksa biz orada elektrik üretebilir miyiz? Hayır. Yok. Bir üreteç üreten bir kaynak olmalı. Basit devremizde bu pil. İkincisi, tamam bu pil bir elektrik enerjisi sağlayacak. İyi de biz bunu neyle göstereceğiz? Nerede kullanacağız bu elektriği? Bağlantı kablosu. Ampulü yakmak için. Peki ampul nasıl bir alet? Gelen elektrik enerjisini neye çeviriyor değerli arkadaşlar? Işık enerjisine çeviriyor. Yani aydınlatma amaçlı kullanılan bir ben bir de pil yatağı da alabiliyorlar.
Pil yatağı da olabilir. Evet, birçok şeyimizde pil yatağı var. Öyle bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Öyle miyim? Mesela hani lambalarda şey oluyor ya, yine basit elektrik devresi oluyor ya. Ama öğretmenim mesela oradaki şey büyük ampul. Ama öğretmenim onları nasıl şey yapıyorlar? Pille mi yapıyorlar yani? Neredeki bir daha söyle. Ampullerdeki şey basit elektrik devresini pille mi yapıyorlar? Pille yapmıyorlar. Biz evimizde ne kullanıyoruz? Elektrik. Direkt elektrik geliyor elimizde. Pil değil. Oradan elektrik. Anladık mı? Yoksa pille nasıl olacak? Adam iner. Adam iner. Size dersiniz 17.40'da. Tamam. Başka kişiler mi gidiyorlar? Saati yanlış hatırlıyor olabilirler. Adam iner. 17.40'da görüşürüz. Evet Emir. Adam iner. Bağlanmaya çalışıyor bir dakika. Peki arkadaşlar. Biz bu elektriği neyle iletiyoruz? Bağlantı kablosuyla. Yani bu devrede enerjinin gezmesini sağlayan, tabir caizse hani otobandaki yollar gibi neler var? Elektrik kablolarımız. Anahtar ne? Arkadaşlar bu akım ilerlerken, elektrik akımı, bunu istediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapatmamıza yarayan devre elemanına biz ne diyoruz? Anahtar. Anahtar diyoruz. Bizim arkadaşlar evlerimizde de var değil mi? Işığı yakmak için kullandığımız. Evet. Bakın bastım, 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 bastım. Evet arkadaşlar dikkat. Anahtar açık olduğunda Ezgi, Ece, Timuçin, Aybüke, anahtar açıksa enerji geçmiyor. Aralık yani oluyor, açık. Evet aralık oluyor. Bak şöyle düşünün, uca değmiyor. Açıklık var. Dolayısıyla Cemile Bahar enerji geçemiyor. Elektronlar kablonu böyle atlayacaklar. Ne yapacaklar? Halledemiz. Olmaz yani. O yüzden geçemiyor. Peki Ece, biz anahtarı kapattığımızda böyle kapandığında ne oluyor? O zaman devre tamamlanıyor ve arkadaşlar enerji geçiyor. Yanda verilen şartlar sağlanmadığında basit elektrik devresi çalışmaz. Bağlantı kabloları devre elemanlarının İki farklı uçma bağlanmalı. Evet bu önemli. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bununla ilgili çok soru gelecek karşımıza. Bakın. Şimdi benim buradan çıkan kablo böyle gelmeli. Sonra çıkıp böyle devam edip böyle gelmeli. Eğer sadece bakın şöyle bir pil olursa, pil var. Burada ampul var. Buradan iki tane kablo çıkmış. Bu çalışmaz. Niye? Çünkü arkadaşlar ne olmalıydı? Bir taraftan girip diğer taraftan çıkıp tamamlamalıydı. Bu olmaz. Ya da şöyle olsa Timuçin yine olmaz. Buradan tamam pilden iki uç çıktı ama ampule ikisi de aynı yere gitti. Bu da olmaz. Niye? Ampulün de o iki uç iki farklı ucuna gitmeli. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler şehir elektriğiyle çalışır, pille çalışmaz. Çünkü pille çalışsa pilin enerjisi az olduğu için hemen biter. Pil veriyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Pil veriyor 1.5 volt. Arkadaşlar evimizdeki aletler kaç voltla çalışıyor? 220 volt. Yani buna pil mi dayanır? Evet. O yüzden yani kaç tane pil Allah bilir. Evet. Arkadaşlar. Evet, bu önemli. Devam edelim. 40 tane Duracell. Hidroelektrik santrallerden evlerimize ulaşan elektrik enerjisi. Nasıl oluşuyor hidroelektrik santrallerde enerji? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar hiç baraj gördünüz mü? Evet, ben gördük, gördüm. Barajlar genellikle nereye kurulur? Yüksek yerlere. Evet. Arkadaşlar yüksekten barajın kapakları açılır. Kapak açılınca değerli arkadaşlar su aşağıya doğru düşer. Aşağıya doğru hızla düşen su aşağıdaki neyi çevirir? Böyle bir türbün var. O türbünü ne yapar? Hızlı hızlı çevirir. Çevirdiğinde bir hareket oluşuyor değil mi? İşte o hareketi ne yapıyoruz biz? Elektrik enerjisi olarak depo ediyoruz. İşte hidroelektrik santrallerin mantığı bu. Biz ülkemizde elektriğin büyük çoğunluğunu neyden elde ediyoruz?
arkadaşlar hidroelektrik santralde. Peki başka nasıl elektrik elde ediyoruz? Arkadaşlar yine rüzgar gülleri var, hatırlıyoruz değil mi rüzgar güllerini? Evet. Orada da mantık aynı. Rüzgar gülü döndükçe ne üretiyor? Elektrik enerjisi üretiyor. Evet. Aynı neyde olduğu gibi bisikletlerimizdeki dinamolar gibi. Hatırlıyor musunuz? Tekere değiyor dinamo. Teker döndükçe ne oluyor? Dinamo elektriği kime iletiyor? Bisikletimizin ampulüne, aydınlatmasına. Peki başka nasıl elektrik elde edilebilir? Arkadaşlar termik santraller var. Bunlarla da elektrik elde edebiliriz. Bu kez o dönecek çarkı neyle döndürüyoruz? Termik için sıcaklık, buharla döndürüyoruz. Yani kömür atıyoruz. Kömür yanıyor, buhar çıkıyor. Buhar da, evet Timuçin, Aybüke. Buhar da o dönen türbünü döndürüyor. Bu da bir başka yol. Bir yol daha var arkadaşlar. Bu da şu. Değerli arkadaşlar, bir de biz nasıl yapabiliriz? Bir de nükleer enerjiyle yapıyoruz bunu. Evet, nükleer enerji sonunda çıkan enerji yine türbünü döndürüyor ve elektrik enerjisi olarak biz bunu kullanıyoruz. Ve şu an ülkemizde çokça kullanılan santraller ne? Doğalgazdan elektrik üretiyoruz. Doğalgazı yakıyoruz, elektrik oluyor. O yüzden duydunuz ki doğalgaza zam geldi. Bilin ki neye de zam gelecek? Elektrik. Zam gelecek. Örüm, bir şey söyleyebilir miyim? Ha, söyle. Örümün ekrana bir şey çizdim ama bir şey olur mu? Her an patlayabilir. Ne çizeceğim? Örümün'e bağlı. Ama az bir şey, çok fazla değil. Nerede bu? Hadi. Zaten patlamaya yazdım. Ben de konuyu zamanla bir şey anlatabilir miyim? Tamam, bir çizsin Yusuf. Örümün'üm, hani siz dediniz ya burada ampul var dediniz. Hani onun aynı ucundan olmaz dedin. Peki şöyle olur o zaman değil mi? Bakın bu. Örüm, bir bu ucundan mesela bir de bu ucundan gelse. Örüm, şurada pil olsa böyle olur mu peki? Pili de göreyim de bir. Olur. Niye? Pilden de 2-3 çıktı. Ampulden de böyle olur. Tamam. Devre anahtarı olmazsa sürekli yanar. Anahtar olursa istediğin zaman açıp kapayabilirsin. Evet Cemile Bahar, buyur. Bizim de öğretmen bir aydınlatmayla alakalı bir maket yapın falan demiştim. Bizim sınıftaki birisi de bir tane şey yapmış. Rüzgar gülü. Bu rüzgar gülü dönünce bir tane ışık var. Öğretmen, şey gösterebilir miyim? İçinde bir dakika, bir Cemile Bahar bitirsin. Evet, rüzgar gülü döndükçe ampul mü yandı? Evet, ampul yanıyor. Güzel. Evet. Benim arkadaşım da öyle bir maket yapmıştı. Güzel. Efendim, bizim için? Evet, ben bizim kullandığım böyle bir şey yapmıştım. Ne o? Ha, devre yaptınız. Mursal kahvesini böyle, hani denizlerde işte mursal kahvesiyle bir şeyler yapıyorlar ama. Mursal kahvesi yaptın. Aa, çok güzel. Öğretmeyin, bir şey söyleyebilir miyim? Bizim arkadaşımız da rüzgar. Evet. Tek nefesi yapmıştık. Oo, hani çok güzel olmuş. Öğretmenim. Efendim Güneş. Bizim öğretmen de bizden şöyle minik böyle aydınlatma şey için minik bir ampul istemişti de basit elektrik devresi için. Bu evet. Kablolarında var mı? Bir yere pil koyduk. Evet ama şu an çok karışık. Bağlı değil şu anda. Güzel. O anahtar bakın. Güneş'in gösterdiği anahtar. Evet Ece, buyur. Öğretmen, bizde de bir tane fen bilimleriyle ilgili bir ödev gelmişti ampulle ilgili. Evet. Oraya bir şey çizin diyordu da benim de hayalim vardı. Belki öyle bir şey olabilir diye. Öyle mi? Ne hayalin ne? Ya öğretmen, şimdi güneş. Evet. Ampulü aydınlatacak. Hiç ışık olmadan. Güneş aydınlatacak. Nasıl yapacaksın? Nasıl düşündün? Yani öğretmen, şimdi güneş tepede ya. Evet. Güneş ampule vuracak.
Güneş altını vurunca da yanacak ampul. Direkt öyle yapamayız ama şöyle bir şey olabilir. O ampulün altına bir tane güneş paneli koyarız. Tamam mı? O panel enerjiyi emer. Kabloyla da o enerjiyi ampule veririz. Olur mu? Aa, evet. Evet. Mantıklı. Mantıklı. Güzel. Arkadaşlar, evet. Şimdi elektrik elektrik enerjisi duvar içlerinden geçen kablolarla nereye geliyor arkadaşlar? Cihazlara iletiyor. Tabii arkadaşlar burada şunu bilmenizde fayda var. Bizim santrallerde ürettiğimiz elektrik enerjisi biz ne diyoruz? Yüksek gerilimli. Mesela biz evde 220 watt kullanıyoruz ya. Belki 3000, 5000 wattlarda elektrikler geliyor. Eğer biz onu direkt elimize alırsak, ne olur biliyor musun Ali Deniz? Direkt Selim diyelim ki aldı, yüksek gerilim hattına kablo attı, oradan elektriği aldı, evet taşıdı, televizyonu taktı, bum! Televizyon patladı. Evet öğretmen anlatmıştı. Evet, yüksek gerilim patlar. O zaman hocam biz prize takıyoruz patlamıyor. Nasıl oluyor? Nasıl olduğunu anlatayım. Hani şu mahalle aralarında dışını ev gibi boyadıkları yerler var ya, trafo diyoruz. Biliyorsunuz değil mi trafoları? Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Hiç gördünüz mü böyle belediyelerin boyadığı ben böyle eski Osmanlı evi gibi olan yerler var. Gördünüz mü hiç onları? Ben görmedim. Özlem ben çok gördüm. Siz gördünüz. Hırsızlar onu, cahil hırsızlar. Gerçek el zannedip soymaya çalışmışlar. Hani estetik olsun diye belediye boyamış onları. Üzerinde de yazıyor zaten belediye bilmem ne, trafo diye. Arkadaşlar hırsızların bazı cahil hırsızlar. Lan demiş burada hiç ışık yanmıyor, kimse de yok. Girelim. Evet, yalnız tabii ki dikkat edin. Orada yüksek gerilim var. Ölüm tehlikesi. Arkadaşlar işte o trafolarda gelen yüksek volt, yüksek gerilim düşürülüyor 220'ye ve 220 olarak biz alıyoruz. O yüzden bazen elektrik kesintileri olur. Şöyle görürsünüz. Sizin mahallede elektrik gitmiştir ama hemen bir alt sokakta elektrik var. Niye? Onların trafosuyla sizin trafonuz farklıdır. Onların trafosunda çalışma yoktur. Sizin trafoda çalışma var. O yüzden telefonda sorarlar. İşte atıyorum. Sizin orada elektrik var mı? Bizde yok. Herkes aynı yere bağlı olmadığı için ne oluyor? Bir yerde oluyor, bir yerde olmuyor. Yalnız bir olay var ki eğer o olay olursa dünyada tüm elektrik hatları çökecek. O da ne? Büyük güneş patlamaları. Evet. Ne patlamaları? Güneşte arkadaşlar biliyorsunuz sürekli patlamalar oluyor. Evet. Bunların bazıları çok büyük oluyor. Bundan 100 yıl önce bu çok büyük patlamalardan birisi 1880'lerde ki o zaman elektrik kullanan da az. Bütün cihazları iptal etmiş. Eğer arkadaşlar gelecek yıllarda böyle büyük bir güneş patlaması olursa dünya üzerinde internet ve elektrik çökebilir. Kaç bin elektrik yani hiçbir şey olmaz. Evet. Peki. Devam edelim. Arkadaşlar bir de ilginç bir şey var. Bir tane adam Amerika'da bir bilgisayar alıyor. Bilgisayarın ilk çıktığı yıllarda. Ondan sonra müşteri hizmetlerini arıyor. Diyor ki ya bu bilgisayar bozuk diyor. Bir türlü diyor çalışmıyor diyor. Adam diyor ki şunu yaptınız mı yaptık, bunu yaptınız mı yaptık. Şurasına bak, burasına bak falan 1,5 saat konuşuyorlar. 1,5 saat sonra müşteri hizmetlerindeki adam diyor ki beyefendi siz diyor kasanızın diyor kasanızın fişini prize taktığınızdan eritmişsiniz. Öyle benim birisi fukur fukur sesler çıkarıyor. Yok. Kimden ses geliyor? Dikkat. Sesler evet. Hışırtı geliyor. Arkadaşlar 1,5 saat sonra ne anlıyorlar biliyor musunuz? Adam prize fişi takmamış. Evet 1,5 saat konuşuyorlar. Mevzu adamın prize fişi takmaması.
Bir başka olay, yine bilgisayar ilk çıktığı yıllarda, hani bu CD sürücüleri var ya, çıkıyor giriyor. Arkadaşlar, Amerika'da bir amcamız bunu kahve koymak için yer zannediyor. Kahve bardağı. Evet, bu gerçek olay. Arkadaşlar arıyor, diyor ki ya diyor, her şeyi düşünmüşsünüz çok güzel. Kahve bardağını koymak için yer bile düşünmüşsünüz de ben bu CD'yi nereye takacağım diyor. Adam da diyor ki orası kahve bardağı koyma yeri değil, CD koyma yeri diyor. Evet, bu gerçek olay. Evet, öğretmen bunu böyle bir şekilde ilişkilendirmiş, hani ben 1 milyon sözlük istesem orayı öyle bir şey bilemem, yani yapamam öyle. Evet. Peki arkadaşlar, basit elektrik devresinin çalışması için neymiş? Devre elemanları sağlam ve çalışır durumda olmalı. Evet, yine yaşanan bir hadise arkadaşlar. Evet, bizim dersimizde ne kadar var? Selim, hangi ders bu soruyu sormayacaksın? Bir yere mi yetişeceksin? He? Bir yere mi yetişeceksin? Yok, bir yere yetişeceğim. O zaman sen bugün bütün derslere gireceksin sen Selim. 5'ler, 6'lar, 7'ler hepsine gireceksin, tamam mı? Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, bir de şöyle bir olay yaşanıyor. Elektrikler var, her şey var. Adamlar uğraşıyorlar, bir türlü ampul yakamıyorlar. Sıkıntı ne? Çünkü ampul patlak. Ampul patlaksa devre istediği kadar çalışsın, ne olmaz? Elektrik alamazsın. Devam edelim. Bağlantılar tam olmalı. Yani kablolar düzgün ve doğru şekilde olmalı. Anahtar da kapalı olmalı. Anahtar açık olursa yine devre elektrik vermez. Bir de arkadaşlar, her ampul her pille çalışmaz. Belirli bir gücü vardır. Sen gidip 3 voltluk bir ampule 10 voltluk gerilim verirsen ne olur Timuçin? Ampul bu. Patlar. Olmaz. O yüzden uyumlu olmalı. Alırken de altında görürsünüz, yazar ampulün kaç vata uygun olabildiği değerli arkadaşlar. Evet. Şurayı da yapalım. Dersimizi bitirelim. Arkadaşlar, evet, elektrik devresinin kavram haritasına bakıyoruz. Basit elektrik devresi neyle çalışıyor? Elektrik enerjisiyle. Peki devre nelerden oluşur kavram haritamızda? Pilden oluşur, ampulden oluşur, bağlantı kablosu ve anahtardan. Arkadaşlar, elektrik enerjisini kim sağlıyor? Pil. Ampulün görevi ne? Işık enerjisi. Bağlantı kablosunun görevi ne? Enerjiyi taşımak. Anahtar neyi kontrol ediyor? Elektrik akışını. Anahtar ne olur? Açık olabilir ya da kapalı olabilir. Anahtar açıksa devre çalışmıyor. Kapalıysa devre ne olacak arkadaşlar? Çalışacak. Evet. Değerli arkadaşlar, böyle bakmış olduk. Hangileri elektrikle çalışır? Buna bakalım. Arkadaşlar, acaba bizim hesap makinemiz elektrikle mi çalışıyor? Hayır. Evet. Arkadaşlar, evet. Hesap makinemiz de ne yapacak? Arkadaşlar, pille çalışır. Elektrik enerjisi değil, pille. Bazen bakın, uzaktan kumandalı arabamız, buzdolabımız, radyomuz, mikserimiz, karıştırıcımız. Bunun zaten alakası yok. Tornavidanın da yok. Matkabımız, ventilatörümüz, ütümüz, televizyonumuz, ampulümüz. Bu ne? Kapı herhalde bu, değil mi? Dönme dolap kapı. Alakası yok. Kumandalı. Arkadaşlar, bununla çalışır. Hesap makinelerini niye almamışlar? Hesap makinelerinde daha çok ne kullanılıyor artık? Güneş enerjisi. Güneş. Elektrik değil. Güneş enerjisini. Evet, benim hesap makinesi dediniz. Hesap makinesi. Güzel. Hesap makinesi hemen. Peki. Değerli arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyoruz. Daha önceki dersimizde görüşmek üzere.
Efendim Güneş. Sesini öğretmenim. Mesela bazen şey oluyor ya, bilgisayar ya da pardon defter kapaklarına da hesap makinesi oluyor. Onlar nasıl çalışıyor? Neyi kapakları? Böyle defter kapakları. Ne oluyor defter kapağında? Hesap makinesi oluyor bazen. Güneş enerjisiyle çalışıyor genelde. Tamam. Öğretmenim, güneş kardeşimizin, güneş arkadaşımızın enerjisi bir hesap kullanamayacağız mı? Evet, çok enerjiktir kendileri. Enerjileriyle çalışıyor. Hesap makinesi. Evet. Peki, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.